Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Nahçıvan'dalar ve Nahçıvan'daki Yüksek Meclis binasında ikili görüşmelerine başladılar. Az önce resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Ne yapılacak bugün Nahçıvan'da? İki lider Iğdır, Nahçıvan Doğalgaz temel atma törenine iştirak edecekler. Ardından da Azerbaycan'ın Nahçıvan'da bir askeri merkezi, askeri onarım ve üretme merkezi burada açılışı yapılacak. Onu gerçekleştirecekler. Sonra akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan görecek. Tabi bu ziyaretin önemi, geçtiğimiz hafta bu topraklarda, Karabağ'da, Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan Ermeni çetelere karşı bir anti terör operasyonu gerçekleştirmişti. Bu operasyonun ardından Ermeni tarafının kabul ettiği şartlar sonucu bir ateşkes gerçekleşmişti. Ve o şartlar çerçevesinde görüşmeler gerçekleştiriliyor şu an. Onunla birlikte tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan ziyareti de bu operasyonun öncesinde planlanmıştı. Şimdi tabii herkesin burada gündeminde olan tek bir şey var. Bu Zengizor Koridoru. Hı. Zengizor Koridoru ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu soru sıklıkla soruluyor her Azerbaycan ziyaretinde. Bugün de mutlaka yine bu soru sorulacaktır. Ve tabii ki Azerbaycan-Türkiye görüşmesi olduğu zaman da doğal olarak sürekli bu gündem oluyor. Zengizor Koridoru ne zaman açılacak? Karabağ Zaferi'nin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. 3 yılın ardında da somut bazı ilerlemelerin olduğunu görüyoruz. Hı hı. Nasıl görüyoruz? Karabağ'daki Ermeni çetelerin varlığı, oradaki o bölücü rejimin teröristler üzerinden oluşturmaya çalıştığı yapılara yönelik nokta atışlı müdahaleler, anlık müdahaleler yapıyor Azerbaycan tarafı ve bunlarda da başarılı oluyor. Hı hı. O bölgelerde kalan Azerbaycan vatandaşı olma ihtimali olan Ermeni halk var, Ermeni nüfus var. Onlar da oradaki o rejimin zulmünden kaçıyorlar ve kendi istekleriyle bölgeyi terk ediyorlar. Tabii onlar bölgeden ayrıldıktan sonra geri gelip yeniden Karabağ'a yerleşip Azerbaycan nüfusu altında yaşama ihtimalleri açık, o olasılıkları açık, o kapı onlara açık. Bunu bir kere vurgulayalım. Öte taraftan bugün Nahçıvan'dayız. Nahçıvan Türkiye'nin Azerbaycan'a kara sınırı olan tek bölgesi. Azerbaycan'ın tek bölgesi Türkiye'ye kara sınırı olan. Buradan Bakü'ye bir kara sınırı yok maalesef. Arada işte Ermenistan var. İşte daha önce Karabağ vardı. Karabağ hala var tabii ki de işgal altında değil şu an. Onunla birlikte İran toprakları var. Ve arada bir Zengezor dediğimiz o koridor var. Eğer bu koridor açılırsa bugün nasıl Iğdır'dan Nahçıvan'a karayoluyla Türk vatandaşları gelebiliyorlarsa aynı şekilde o Zengizor koridorundan açıldığı takdirde Bakü'ye kadar, Hazar Denizi'ne kadar ulaşabilecekler kara ve demir yoluyla. İşte bu yüzden önemli Zengizor koridoru. Bununla birlikte bunun için neler yapılıyor? Yani bu stratejik önemi diyoruz. Bunun ve bu stratejik plan çerçevesinde neler yapılıyor? Şunu örnek gösterebiliriz. Yani bugün mesela burada Nahçıvan'da bir doğalgaz boru hattı temelin inşası gerçekleştiriliyor. Bu aslında Karabağ Zaferi'nin ardından 2020 yılının Aralık ayında çok ciddi şekilde gündeme gelmişti. O dönemin Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycanlı mevkidaşı tarafından bu masaya yatırılmıştı. Bu onaylanmıştı proje. Iğdır'dan TANAP üzerindeki doğalgaz Iğdır'dan Nahçıvan topraklarına gelecekti. Nahçıvan'da 500 bin civarında bir Azerbaycan nüfusu yaşıyor. Hı. Ve tabii burada da sürekli gelişmekte olan bir bölge. Azerbaycan'la maalesef kara bağlantısı yok. Azerbaycan'ın özerk cumhuriyeti ve şehri olmasına rağmen. Hı hı. Ama doğalgazı nereden karşılıyordu bugüne kadar? İran'dan karşılıyordu. Hı hı. Ve doğalgaz anlamında, enerji anlamında bir güvenliği çok da söz konusu değildi. Güvenli bir enerji politikasının olduğunu söyleyemeyiz Nahçıvan'da. Şimdi Iğdır'dan TANAP üzerinden TANAP borularıyla Iğdır'dan Nahçıvan'a gelecek olan doğalgazla birlikte Nahçıvan'ın gelişim açısından, sanayileşmesi açısından, üretim açısından önemli bir değer taşıdığını söyleyebiliriz. Çünkü enerji güvenliğine kavuşacak Nahçıvan bu bölgede. Öte taraftan İran'ın buradan Nahçıvan üzerindeki bu enerji meselesi üzerinde de yine İran'ın bu denklemin dışında kaldığını da söyleyebiliriz. Tabii bu Zengizor meselesinde de yine İran çok gündeme geliyor. Orada da zira daha önce 30 yıllık bu statüko çerçevesinde oluşturulan bir Ermenilerin işgal ettiği topraklar ve İran güzergahı üzerinden orada da bir İran ve Ermeni egemenliğinin olduğunu söyleyebiliriz. O statüko dağıldı, yıkıldı Karabağ Zaferi ile birlikte. Şimdi gelinen noktada yine Zengizor'un
bir Türk yolu olarak aslında yeniden açılma ihtimali ve açılmasının önündeki o tüm engellerin bir bir aşıldığını ve açılma ihtimalinin de daha somut hale geldiğini görüyoruz. Tabii buna Türk yolu diyoruz, Turan yolu deniyor. Ama burada Ermeniler de faydalanacak, Gürcüler de faydalanacak, İranlar da faydalanacak. Bütün bölge kalkınacak aslında. İşte bu nedenle bugün Nahçıvan'daki ziyaret çok önemli. Çünkü Nahçıvan sadece Türkiye ile Azerbaycan'ın değil, aslında bu bölgenin, bu bölgede tasarruf iddia eden tüm aktörlerin gözünün olduğu bir bölge ve buraya dair tasarruf planı yapan tüm aktörlere de bugün buradan net bir mesaj gönderebileceğini de söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu Nahçıvan buluşmasında.